Stres problemi yaşadığınız için Esma Hüsna'ları tekrar baştan alıyoruz. Toprak Burcu grubu Esma Hüsna'larla ilgili bilgi vereceğiz. Evet, Toprak Burcu erkeği hangi Esma Hüsna'yı okursa neye faydalıdır diyor. Özellikle işiyle ilgili, kendi yönetici olabilir, kariyeriyle ilgili okumak istiyorsa El ve Hap okumalı. Sağlığı ile ilgili El Basit okuması gerekiyor. Evde huzur ve huzursuzluk varsa, evin huzurun olmasını istiyorsa da El Alim okuması gerekiyor. Çocukla ilgili, çocuklarıyla ilgili yaşadığı kariyer korkusu varsa El Muhis okuması gerekiyor. Çocuk istiyorlarsa, uzun süredir çocuk bekliyorsanız Es-Semi okumanız gerekiyor. Devletle ilgili beklediğiniz işler, sorunlar varsa da El Kahhar okumanız gerekiyor. Eğitim ve kariyerle ilgili yapmak istediğiniz yurt dışı kariyeriniz vesaire şey varsa El Basir okumanız gerekiyor. Ve etrafınızda gereksiz dedikodular çok göze geldi mi, kariyerime engel olan kem gözlerden kurtulmak istiyorsanız da El Halim'i okumanız gerekiyor. Toprak yatırım ya da kendime yenilikler yaratmak istiyorsanız da El Bahir'i okumanız gerekiyor. Bu erkek grubu için geçerli. Esma Hüsna'da toprak kadınları neyi okumalı diyorsanız iş için El Nur'u okuması gerekiyor. İş kariyerinde yaşadığı sıkıntılar için ya da yükselmek istiyorsa. Sağlık için evde sağlık sorunları varsa El Razzak okuması gerekiyor. Çocuk istiyorsa ve çocuğu olmuyorsa El Mani, aynı şekilde evde çocuğu varsa da yine El Mani'yi okuması gerektiğini söylüyor. İş ortaklığı, yeni iş yapmak ya da hangi Esma Hüsna'yı okursam diyorsanız Ya Allah'ı okumanız gerekiyor. Evlilik huzuru, evdeki huzursuzluğunun gitmesini istiyorsanız da Es-Sabır'ı okumanız gerekiyor. Devletle ilgili beklediğiniz yeni işler, yeni oluşumlar, yani şu da olsun, şu devlette mahkememiz var, elim ayağım kilitlendi, ne okumam gerekiyor diyorsanız Esma Hüsna'da En-Nafi'yi okumanız gerekiyor. O yüzden toprak burçları bunu sabah namazıyla birlikte 101 adet ya da 100 adet fark etmiyor burada. Adeti kendiniz de belirleyebilirsiniz. Bir suyun için okuyun. Evde kim varsa çayınıza, kahvenize, hatta yere değmeyecek yer kenarlarınızı, camlarınızı, pencerelerinizde silerseniz her zaman rızkınız, bereketiniz olur. Mutlaka bu duaları okuduktan sonra Esma Hüsna'da bir ayetel kürsü, nazma felak okursanız toprak erkeği ve toprak kadını daha bereketli, daha aydınlık olacağını düşünüyorum.